Selamlar arkadaşlar, herkesin beklediği merkez bankası faiz kararı açıklandı. 500 bas puan geldi ve e, pas geçer mi endişeleri ortadan kalktı. Bununla birlikte borsada da bugün yüzde üç'e varan bir hatta yüzde üzerinde bir kapanış gördük. Tabii ki sabah saatlerinde ciddi bir oynaklık vardı ama sonrasında kapanış pozitif oldu. Bu önemliydi. Neden önemli? Psikolojik açıdan. Çünkü Birçok dostumuz çok yıprandı. Özellikle dünkü çok sert düşüşlerin ardından ciddi manada sıkıntı yaşayan ve psikolojisi bozulan dostlarımız vardı. Yorumlardan da bunu görüyordum. En azından bu e, sert düşüşün bir noktada bir dinlenmeye geçmesi ve bir pozitif bir hareket yaratması biraz zihinleri rahatlatmış olsa gerek. Daha sağlıklı bakabilme olanağı e, insanlara vermiş olsa gerek diye düşünüyorum. Elbette bununla birlikte piyasada riskler bence bitmedi. Ee, ve buradan hadi dönüyoruz, yine büyük bir rally başlıyor e, modunda olmak yanlış bir sonuçta olabilir. Düne göre bence e, hem ekonomik açıdan hem yabancı yatırımcı perspektifi açısından baktığımızda hem de jeopolitik görünümü açısından değerlendirdiğimizde değişen bir şey yok. Politika faizi evet artırıldı Bu neden önemliydi? Aslına bakarsanız... Biraz da yabancı yatırımcıya bir mesajdı. Bakın biz sıkı duruşumuzu koruyoruz, herhangi bir müdahale yok. E, ve emin adımlarla sizlere söylediğimiz gibi para politikasında sıkılaştırma adımlarına devam ediyoruz. Birazcık kendini ispatlama bir e, kararı şeklinde de okunabilir. Ama bununla birlikte e, değerlendirmemiz gereken, konuşmamız gereken hususlar da var piyasayı daha iyi anlayabilmek adına. Özellikle karar metninde bir cümle var ve bu cümleyi, Şimdi okuyacağım size. Buradan ciddi anlamlar çıkabilir ve piyasanın bundan sonraki süreçte en azından birkaç hafta ya da bir süre yönünü belirlemesi açısından ve strateji oluşturmak açısından bence önemli. Metinde şöyle diyor. Türk Lirası mevduat payını artırmak ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla ilave adımlar atılacaktır. Türk Lirası mevduat payını artırmak için ilave adımlar atılacaktır. Şimdi uzun süredir hep Cevdet Yılmaz'ın söylediği, Gay Arkan'ın söylediği bir şey vardı. Ekstra TL getiri sağlayacak bir enstrüman. Yani Türk lirasını özendirecek insanları bir enstrüman. Bu bir türlü çıkmadı. Acaba bununla ilgili çalışmaların sonuna mı yaklaşıldı? Önümüzdeki günlerde böyle bir açıklama mı gelecek? Buraları takip etmek gerekir. Yani bu cümlenin ben açıkçası riskli piyasalar açısından bir risk teşkil edebileceğini kısa vadede düşünüyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda 7662 seviyesinden kapandı. Bu günlük bazda 5 günlük ortalamanın tam dibi 7667'den geçiyor orası. Ee, riskli bir yer, e, kritik bir e, yine her zaman olduğu gibi direnç seviyesi. Daha önceki destekler şimdi direnç olarak çalışıyorlar. Ama o size ifade ettiğim bant hareketi, bu grafikleri birkaç videodur paylaşıyorum. Zaten onu bilenler biliyor. Onun dip noktasının e, yine çalıştığını ve destek olarak e, günlük bazda görevini yerine getirdiğini ve oradan bir dönüş olduğunu gördük. Bu dönüş yukarıda yine 7900-8060 aralığına kadar bir yükselişi de beraberinde getirebilir. E, ve bu trend içerisinde eğer daha aşağılar görülmezse bir süre bant hareketi görebiliriz. Yani e, bu kanalı daha önce sizle yayınlarda paylaştım. E, diğer videolara bakabilirsiniz. Bu aralıkta yani kabaca bundan sonraki süreçte 7.350 ile e, 8.000 aralığında bir hareket. tabii ki aşağı yukarı yönlü bir miktar ihlaller ve günlük bazda e, kanalın e, boyunun değişmesiyle birlikte e, puansal değişimler olabilir. Ama e, kabaca böyle söyleyebiliriz. Fakat Cumartesi günü biliyorsunuz bir gösteri olacak. Daha doğrusu miting, toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri dün tabii ki bir günde etkisini kaybedecek söylemler değil. Bununla alakalı videoda yorumumu yaptım. Bunlar geçici olur. Ülkeler arası ilişkilerde bazen böyle yüksek çıkışlar olur. Sonrasında farklı söylemler de gelebilir. Ama bir süre etkisini sürdürmesini beklerim. Ee, jeopolitik gerilim hala devam ediyor bir tarafıyla ee, ama biz tabii içeriye tekrar dönelim. Bu faiz artışları e, mevduat tarafında yine bir yukarı yönlü hareket yapar diyebiliriz ama bir süredir bankaların kredi e, satmadıkları için mevduat tarafında da çok arzulu olmadıklarını biliyoruz. Mevduat faizlerinin e, o gördüğü yüksek seviyelerden aşağı geldiğini görüyoruz. Ama şu değerlendirmeyi de yapmak lazım. Birçok piyasa yorumcusunu dinliyorum, faizlerin artışı bankalar için pozitif diyorlar. Ben yine burada tekrar şerh koyuyorum. Faizlerin yüksek olduğu ortamda bankalar daha çok para kazanmaz, bu yanlış bir bilgi. Yani burada bir, daha az kredi satarsınız. Ha şunu söyleyebilirler, daha az krediyle daha yüksek spreadler. Tam tersine, aslına bakarsanız maliyetin 35 olduğu yerde 60'la kredi veremezsin satamazsın. Ha, o faizi koyar sonra vitrine ama vermezsin. Yani yüksek faiz bankacılık dilinde aslında ben sana kredi vermek istemiyorum demektir. Ki zaten kısa vadeli e, kredilerle dönen bir e, şey kobi ticari segment e, müşterisi küçük işletme gibi bir yapı var Türkiye'de. Onların zaten finansman erişiminde sıkıntı var. E, faiz oranına da çok duyarlı olmadan belki almak isteyeceklerdir ama o tarafa da Enflasyonla mücadele kapsamında zaten kredi verilmesini istemiyor hükümet. İracatçı tarafı destekleniyor. Burası bir sıkıntı. Dolayısıyla banka satamayacağı mevduatı niye toplasın? Faizler düşebilir. Bununla birlikte e, faizlerin çok arttığı dönemlerde ve kredilerin e, kısıtlandığı dönemlerde şöyle bir risk vardır bankalar için. Şimdi Türkiye'deki firmaların önemli bölümü işletme sermayesi ihtiyacını e, yani kısa vadeli kredi ihtiyacını Banka kredileriyle karşılar. Bunlar finansmana erişemediği zaman, bir, daha önceki videolarda anlatmıştım, tedarikçi ödemelerini yapamazlar. İki, bankalar olan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanırlar. Bununla birlikte bu firmaların sıkıntı yaşaması istihdam noktasında sıkıntı yaratabilir, maaşlar noktasında sıkıntı yaratabilir. Bu bireysel kredilerde, ticari kredilerle birlikte, yine bireyselin de kısıtlanmasıyla birlikte, kredi kartı kullanamayan, KMH limitini kullanamayan, ihtiyaç kredisi kullanamayan bireylerin de istihdam noktasında problem de yaşamakla birlikte bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacağı anlamına da gelir. Yani buradan nereye geliyorum? Bankaların gecikmiş, tahsil gecikmiş kredili oranları artabilir. Bununla birlikte batık oranları artabilir. bunların hepsi bankaların karşılık ayırma zorunluluğunu ortaya koyar. Bu da sermayeden yemek anlamına gelir. Hepsinin bir maliyeti var. E, dolayısıyla daha az kredi sattığın zaman aynı zamanda faizler de yüksek, kredi de vermek istemiyorsun. E, bu sefer e, spread gelirini belki koruyabilen bankalar olabilir ama spread tarafını daha doğrusu. Ama netice itibariyle e, mevduatı biriktirdin. E, orada e, hükümetten de baskı var TL'ye dön şeklinde. Ama PLASE edemiyorsun krediye. Burada marjlar ilk başta spread açısından korunuyor gibi görülse de Aslına bakarsanız istenilen düzeyde e, satış yapılamadığı için karlılıklarda da bence orada azalma olma olasılığı söz konusudur. E, ve şunu da ifade edelim. Örnek veriyorum 10 ile mal ettiği mevduatı 15 ile 16 ile segmentine göre 17-18 ile satabilir bir banka. Ama e, 30 ile 35 ile e, mal ettiği bir mevduatı gidip de 70 ile 75'te satamaz. O spread o makası o kadar açamaz. Bunun da böyle bilinmesi lazım. O yüzden çok kapsamlı bakmak gerekiyor. Bunları zaten Garanti Bankası'nın genel müdürü de, İş Bankası'nın genel müdürü de anlattı. Fakat birçok piyasa yorumcusu hala faiz artışlarının bankalar için olumlu olabileceğini söylüyor. Ben bu konuda onlarla aynı fikirde değilim. Bunun da tekrar altını çizelim. Aynı zamanda şöyle bir risk de var. Zaten bir süredir yaşıyorlar. Esnaf e, nakite erişemiyor. Bireyler nakite erişemiyor. E, tüketim evet azalmaya başladı belli mal gruplarında, ürün gruplarında. Enflasyonla mücadele deniyor tabii bunun adına. Ama netice itibariyle bir noktadan sonra kapanan işletmeler e, ve işsizlik sorunu tekrardan gündeme gelebilir. Enflasyonla mücadele edeceğim derken bu tarafı bozabilirsiniz. Evet bir acı reçete vardır ama seçime giden e, hükümet bunu ne kadar göze alabilir? Bunu göreceğiz. Tereddütlerden bir de zaten bu. Mehmet Şimşek ve ekibi ne kadar bunu sürdürebilir? Riskler var mıdır? Yabancı bir türlü ikna edilemiyor. Yani tekrardan bir görevden alma, affını isteme ya da politikada bir U dönüşü olur mu olmaz mı? Burada zaten ikna edilemiyorlar. Çünkü Mehmet Şimşek'in her cümlesinde artık yani iki cümlesinden birinde aşağı yukarı Sayın Cumhurbaşkanımız politikalarımızı destekliyor, herhangi bir tereddüt yok, bu konudaki endişeler yersiz diye açıklamalar yapıyor. Bu bu kadar açıklama yapılıyorsa demek ki bununla alakalı çok soru geliyor ve çok tereddüt var demektir. Bu da işin başka bir boyutu. Ama hep size söylüyoruz, burada yabancı sermayenin gelmesi açısından Mehmet Şimşek'in yapabileceği bir tane şey var, onun da üç tane sac ayağı var. O da şey şu, bir yabancı yüksek faiz, nispeten oraya doğru geliyoruz, 35'e çıktı politika faizi. İki, e, düşük borsa, yani ucuzlamış borsa, oraya da nispeten yaklaşıldı. Üç, yüksek kur, hala orada değiliz. Yani yabancı olsanız, bu makroekonomik görünümün yanında bir de bu kadar jeopolitik risk varken, bu dolar-tl seviyesinden Türkiye'ye para getirmezsiniz. Burada ben... E, yüksek kur için haber akışlarını bu saatten sonra beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde e, söylem bazında e, kuru yükseltebilecek e, açıklamalar e, gelme olasılığını yüksek görüyorum. Jeopolitik risklerden bağımsız. Tabi jeopolitik risklerle artarsa kur o da başka bir seviye. Bir de borsayla alakalı şunu da söyleyelim. Bugün evet %3 üzerinde bir pozitif kapanış var. Ama test ettiği yer dünkü o sert düşüşün olduğu seviyenin de altı. Dün e, nerede kapanmıştı? 7.424 seviyesinde kapanmıştı. Bugün 7.380'leri gördü. Oradan toparladı ama bunu gördü e, ve bu hareket e, bugünkü yükseliş böyle çok anlamlı blok para girişi vesaire şeklinde değil. Bu kadar sert düşüşün mutlaka tepkisi olur. Bu anlamda değerlendirmek lazım. Ee, hala gerilimler e, devam ediyor. Evet, borsada çok şu anda uygun seviyelerde ve orta vadede e, para kazanmak için alım seviyelerinde olan bence şirketler var bu arada. Ama burada hızlı bir rally beklemek hata olur. Bunu ifade etmem lazım. Hızlı bir rally bekleyerek bütün parayı koyduğunuzda hem olası risklerden dolayı yeni düşüşler sıkıntı yaratabilir. Hem de bu jeopolitik risklerin gerçekleşme olasılığı varken tüm dünyada işte dolar gibi, altın gibi, gümüş gibi diğer unsurlarda oluşabilecek yükselişlerden feragat etmek anlamına gelebilir. Belirli bir süre en azından. O yüzden hep ifade ettiğim gibi dengeli bir portföy kurmak ve her yönü kontrol edebilmek, piyasada oluşabilecek riskleri de kontrol edip manipülasyondan kendini uzak tutmak bence son derece kritik bu anlamda. Burayı böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ee, umuyorum herkes için e, bugünkü gibi pozitif bir gün olur. Ama riskler var. Ee, bunlar göz ardı edilmemeli. Göz ardı edildiğinde işte dün nasıl bir kaotik yapı oluşuyorsa yarın öbür gün yine oluşabilir. Ha Buradan toparlar mı? Umarım toparlar. Ama kısa vadede e, riskler aşağı yönlü bence bitmiş değil. Bunun da altını çizmek lazım. E, bu tarz böyle zaman zaman e, tepkisel yükselişler yatırımcının kafasını karıştırıyor. Geçen gün 8 bin yüzlere kadar gittiğinde birçok insan artık döndü ve yeni bir süreç başlıyor diye ifade etmişti. Biz de hayır, buraya kadar zaten yükselişini bekliyorduk. Buradan tekrar aşağı dönebilir demiştik ve onu gördük ve maalesef üzücü bir şekilde geri döndü yani sert bir şekilde geri döndü. Ee, öyle hareketler e, tabii ki can sıkıyor. İki kere devre kesti dün borsa İstanbul ee, ve birçok insan gerçekten çok üzüldü çok sıkıntı yaşadı. Bu tarz sıkıntıları yaşamamak adına alternatifli olmanızda e, ve kısa vadede risklerin bitmediğini aklınızın bir kenarında tutmanızda bence fayda var. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.